Benim yüzümden ağlama gülüm. Yüzüm yok benim. Ben bu yüzden yenildim. Öğrendiğim ne varsa o yüzden. Bilinmez bir vadide savaştım görünmez atlılarla. Kolları çoktu. Gözleri aç. Hiçbir kadın geleceğini bir adamın vicdanına, aşkına, günün sonunda aklının karışmasına bırakmamalıdır. Bu cümleyle kadınların hislerine tercüman olan, 4 yaşında babasını kaybetmesiyle hayatı olan isyanlı, kimin oğlusun sorusundan nefret ederdim diyerek belirten, oyunculuğunu birçok ödülle taşlandıran evimizin beyefendi abisi, senarist, yönetmen, yapımcı ve oyuncu Mehmet Aslantuğ'un hikayesi. Samsun Eli Çarşamba ilçesinin Dikbıyık mahallesinde dünyaya gelir. Anne tarafından ıbı, baba tarafından abzı olan Çerkez kökenli bir çiftçi ailenin 5. ve son çocuğu olarak dünyaya gelir. İlk orta ve lise eğitimini Terme ilçesinde tamamlar. Babasını kaybetmesinin ardından annesi Nebahat Hanım 31 yaşında 5 çocukla dul kalır. Babasından 10 yıl sonra abisini psikolojik sebepler yüzünden kaybeder. Yıllar sonraysa babasını şöyle anlatır. Babam rüşdeye mezunudur. Dönemin sosyal ekonomik şartlarına göre bir çiftçi olarak toprakla uğraşamayacak kadar hassas, eğitimli, nazik bir adamdır. Bir gün kadim dostlarıyla yemekten kalkar. Bir tartışma sonrası kamu görevlileriyle tartışmaktan karakolluk oluyor ve sabah mahkemeye çıkarılıyor. Hakim arkadaşı onu böyle bir durum içinde görmekten olsa gerek şaşkınlıkla "Hayırdır Murat Bey?" diye sorar. Babamın kalp krizi geçirip öldüğü an işte o andır. Cebindense her akşam bize getirdiği bir külah üzüm ve leblebi çıkar. Omuzlarındaki beyaz atlı süvarilerin sorumluluğu bu şekilde miras kalır ona. Oyuncu ve heykeltıraş Arzum Onan'la evlidir ve Can adında bir oğlu vardır. Çocukluğunda 2. Dünya Savaşı'nda Amerikan kuvvetlerine savaş pilotu olarak katılan, savaş sonrasında da bir hippi olarak Brezilya'nın Manaus kentine yerleşen ve bir pırpır satın alıp turist rehberliği yapmaya başlayan Mr. No hayranı olan oyuncu onun etkisiyle havacı subay olmak ister. Fakat ortaokul yıllarına gelindiğinde yazlık sinemaların etkisiyle oyuncu olmaya karar verir. Askerliğini yaptıktan sonra 1984 yılında 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesine giriş yapar ve ilk kez şehir hayatına tanıklık eder. Deneme sahnesinde başlayan oyunculuğunu 1986 yılında okulu bırakarak profesyonelleştirir. 1987 yılında evli bir çiftin bir grup suçlu tarafından kaçırılmasıyla yaşananların anlatıldığı Gün Doğmadan filminde Tahir karakterine hayat verir. Böylece Yeşilçam sineması Mehmet Aslantuğ'la tanışır. İzleyenler ise onu çok sever. Oyuncu kariyerine Ateş Böceği ve Belene projeleriyle devam eder. Yıl 90'lara gelindiğinde ise artık o bir değil, iki değil, tam 3 altın portakal sahibi profesyonel bir oyuncudur. Bağımsız sinemanın da, ana akım sinemanın da aranan bir yüzü olur. Ona ödül getiren film ve rollerse sırasıyla Kapılar Açmak filmindeki Cihan karakteri, Yalancı filmindeki Ali karakteri ve Yengeç Sepeti filmindeki Ömer karakterleridir. Aldığı ödüller bu kadarla da kalmaz. 1993 yılında Yalancı filmiyle Altın Koza ödülünü alır. Ters köşe rolleri canlandırmıyor eleştirilerine inat, dünyanın yarısını aç bırakanlar bizi steril kıyafetlerle kandırıyor. Ben hırsızı da oynadım ve orada gayet şık giyimliydim. Travestiyi de oynarım ama asıl olan hikayedir benim için der. Oyuncunun rol seçme şansı yoktur diyerek de eleştirilere cevap verir. Bizimse aklımızda Ömer Kavur'un yönetmenliğini yaptığı Akrebin Yolculuğu filmiyle yer edinir. Film, bir kasabadaki saat kulesini tamir etmek için yola çıkan Kerem Usta'nın yaşadıklarını anlatır. Bir gün gizemli bir adam bir saat kulesinin adresini ve anahtarını vererek tamir etmesini ister. Kasabaya giden Kerem, burada kulenin sahibi Agah Bey ve karısı Esra ile tanışır. Bir süre sonra Kerem'le Esra arasında bir yakınlaşma başlar. Film başarısıyla birçok ödül alır. İz Peşinde dizisiyle hayran kitlesi oluşan sanatçının diğer filmleri ise Başka Olur Ağların Düğünü, Vurguna İnmek, Kopuk Dünyalar gibi filmlerdir. Bu yıllardaki popülerliğinin etkisiyle reklamlarda da rol alır. Werner reklamlarının sempatik yüzü olur. Birçok kadın tarafından "Werner kalıyor ama siz gidiyorsunuz" diye reddedilir. 1993 yılında Detay filmi kurar. Üretim sürecine sadece aktör olarak katılmaz. Bir atölye ortamı kurar ve üretimin her aşamasında olur. İçerik ve teknik tasarımcısı, uygulayıcısı olarak da çalışır ve yapımcılığını üstlendiği 1997-2000 yılları arasında ATV'de yayınlanan Sıcak Saatler dizisinde canlandırdığı Sedat Yalçın karakteriyle unutulmayacaklar arasına
ismini yazdırır. Bu dizide oynaması için rol teklif ettiği manken Arzu Monan'la 1 Ağustos 1996 tarihinde evlenirler. Örnek çift olarak gösterilirler. Fakat o bunu bir meziyet saymaz. Aksine kimseleri rahatsız etmemek adına birlikte programlara katılmazlar. 2000'li yıllara gelindiğinde ise kariyerine daha çok dizi oyunculuğuyla devam eder. 2003-2005 yılları arasında yayınlanan Bir İstanbul Masalı dizisinde canlandırdığı Selim Arhan karakteriyle gönüllerimize taht kurar. Hanımın Çiftliği, Veda, Ben Onu Çok Sevdim, Kördüğüm, Kardeş Çocukları ve Masumiyetle yoluna devam eder. Dizi ve sinema sektörüne zaman zaman da eleştirilerde bulunur. Bu eleştirilerse dil, üslup ve içerik seviyesinin kısırlaşması ve mısır ticareti yapan salonların bağımsız sinemanın önünü kapatmasına dairdir. Dizilerdeki şiddetle ilgili de ortak bir karar alınmasını ister. Sanatçı apolitik olmadığını, kamu yararına muhalif olduğunu söyler ve bu düşüncesini Magazin Gazeteciler Cemiyeti'nin olaylı gecesinde Ahmet Kaya'ya yapılan lincin karşısında durmasıyla en iyi şekilde gösterir. Herkesin yıllar sonra pişmanlıklarını belirttiği olaylı gece sonrası Mehmet Aslan Tuğsa tarafsız bir sanatçı olduğunu bizlere yıllarca izletir. O zamanların cesur ismi olarak da hafızamıza kazınır. Biz karı koca oradaydık bu gecede ve dedim ki bir süre beni unut. Yanına oturdum. Çok yakın bir hukukumuz yoktu. Bir kez karşılaşmıştık. Ahmet Kaya'nın de çok kısa. Bu kardeşlik hukuku 1000 yıldır. Bundan sonra da başka 1000 yıllara bu sağlıkta taşınması gerek. Bunun nöbetini tutmaktan başka çaremiz yok zaten. Yani o husumetle, o çatal bıçak atmayla, o darbelerde ortaya çıkan eziyetlerle ya da daha önceki yok saymalarla Türkiye geleceğini nasıl kuracak? Biz buraları tedavi etmek zorundayız. Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunması ve devamında söylediği ilişkide fiziksel karşılığı aramaktan ziyade duyguya odaklanmalı. Kadın hayatı tanzim eder. Onun evet'i ve hayır'ı çok önemli sözlerinin etkisinden ve doğruluğundan olsa gerek anketlerde ideal Türk erkeği seçilir. Kadın evinde üretimden çekilip bütün ikbal istikbalini bir adamın vicdanına, aşkına, samimiyetine, günün sonunda bir gün aklının karışmasına, yanılgılarına bırakmamalı. Oğlu canı kucağına aldığındaysa ona sezgisel davranır. Çünkü o ölüme erken davranmış bir babanın çocuğudur. Ve oğlu için şöyle der. Oğlum daha naif. Ben oğlumun yanında sokak çocuğu gibi kalırım. Onun bir gün istihdam için yurt dışına gitmesini istemiyorum diye belirtir. Sanatçı bir röportajında Sıcak Saatler Son Cemre hikayesiyle eşiyle birlikte ekranlara geri döneceğinin müjdesini verir. Bir polisiye ama sosyal boyutuyla melodram tatları paralel şekillenen bir öyküsü var. Ülkenin sosyolojik yapısına dair son 25 yılı da çok tanıdık iki karakterle şekillendiriyor diyerek projeyi anlatır. Sanatçı kendini biraz şiirden, öyküden, biraz denizden, kayıktan, biraz da ayakta tutmaya çalıştığım film atölyesinden geçen çocuksu sevinçlerden ibaret bir adamım şeklinde tanımlar. En çok özlemini duydukları ise vicdan ve ahlaktır. Akılla kirletilmeyen bir dünyaya rağmen temiz kalmaya çalışan iradedir. Umuyoruz ki sanatçımızın özlediği tüm güzellikler bir gün onu ve hepimizi bulur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Kaftanları vardı ve kendilerinden büyük kahkahaları. İnceydiler. İnciliydiler. Eğlenceliydiler. Heybelerinde hileler, gülümsemelerine saklı hançerleriyle yüzümü alıp gittiler. Benim yüzümden ağlama gülüm. Yüzüm yok benim. Ben bu yüzden yenildim. Öğrendiğim ne varsa o yüzden.